Bütün yaşamını Türkiye'nin devrim davasına adamış olan İşçi Partisi önderlerinden Hasan Yalçın, ölümünün 11. yılında mezarı başında anılacak. 2002 seçim çalışmaları sırasında 29 Ağustos günü kaybettiğimiz Yalçın için dostları yarın saat 12.30'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda buluşacak. İşçi Partisi'nin önderlerinden Hasan Yalçın aramızdan ayrılalı tam 11 yıl oldu. Dostları Hasan Yalçın'ı anmak için yarın saat 12.30'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda buluşacak. Hasan Yalçın yaşamının her döneminde devrimci mücadelenin içinde oldu. Gençliğinde 68 Gençlik Hareketi'nin en önünde yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği'ne başkanlığı gibi çok sayıda zor görevi başarıyla yerine getirdi. Türkiye İşçi Köylü Gazetesi'nde, Aydınlık Dergisi'nde, Halkın Sesi Dergisi'nde, Aydınlık Gazetesi ve 2000'e Doğru Dergisi'nde yazılar yazdı, yöneticilik yaptı. Aydın yönünün yanında örgütçüydü. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'nin ilk üyelerinden ve Merkez Komite üyesi, Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin kurucularındandı. Yalçın, 1991'de yapılan Sosyalist Parti Genel Kurulu'nda partinin merkez komitesine seçildi. Sosyalist Parti kapatıldıktan sonra kurulan İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Özellikle Dönekler, 68'in Sırrı, Aydın Rantı adlı kitapları büyük ses getirdi. Yalçın'ın kitapları Türkiye'de aydın olmanın bilincini gelecek kuşaklara aktaran önemli köprüler oldu. Hasan Yalçın 29 Ağustos 2002 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yalçın'ın kalbi yoğun seçim çalışmalarının temposuna yenik düştü. Ancak geriye Hasan Yalçın saati diye bilinen kavram kaldı. Hasan Yalçın saatine göre her saniyemizi emekçi halkımızın davasına adamamız gerekiyor. Dostları ve mücadele arkadaşları yarın saat 12.30'da Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda olacak.